Sonrasında da kirli su haznemizi dediğim gibi boş bir şekilde hazneye oturtuyoruz. Bakın, kirli su haznesine dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şu ön kısmında bir düğme var, görüyorsunuz. Ve dikdörtgen bir alan var burada. Bu düğme ve dikdörtgen alan birbirine denk gelecek. Sonrasında şu şekilde yaklaşık 10-15 santim boyutunda bir serum borumuz var. Bakın, burada bir iki tane yuva var burada. Bakın, tırnak yuvası var. Ve serum borumuzda da şöyle iki tane bir tırnak var. O tırnak yuvaya denk gelecek şekilde takıyoruz. Saat yönünde çeviriyoruz ve sıkıştırıyoruz bunu. Oturduğuna emin olmak için böyle elimizle yukarıya doğru kaldırıyoruz. Hazne ile birlikte kalkıyorsa oturdu demektir. Sonrasına bakın. Mantık yine aynı. Süpürme hortumunda olduğu gibi bu yan taraflarında iki tane tırnaklar var. Ve şu ön kısımda da o tırnakların gireceği bir yuva var. Yakınlaştıralım bunu daha da. Bunu birbirine denk gelecek şekilde takıyoruz. Bakın, hiç elimle kaldırmıyorum. Hortum yardımıyla bunu kaldırıyorum. Sağ, sol. Elimle kontrol ediyorum. Oturdu. Çıkartmak için de yine aynı mantık. Şu iki taraftaki tırnağa basarak hortumu makine...
şu kısım birazcık havada kalacak. Fırça yardımıyla halınızın lekeli alanlarını buraya kadar kesintisiz izlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmına Instagram adresimi bırakıyorum. Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.